Evet sevgili izleyenler, programımız devam ediyor. Muammer Doktor Muammer Sarı Mehmet hocamızla Çaykur'da çay araştırma eski müdürüydü. Enstitü müdürlüğünü yaptı uzun süre ve bugün hala kendileri çayı yakından takip ediyor. Çünkü laboratuvar ortamında ve içtiğimiz çayların kalitesinin özellikle nasıl olacağı konusunda uzman kendisi. Ama tabii ki özellikle bu yıl, bu sezon sevgili izleyenler yaşanan olumlu veya olumsuz durumlar vardır. Geçen sene program başında da söyledik. Çay sezonu 10 Mayıs'ta açılmıştı ama bugün bu sezon 19 Mayıs'ta açıldı ve 19 Mayıs'ta 19 Haziran'da yani yaklaşık bir ay gibi bir sürede tamamlandı. Ve tabii ki birçok konularda eleştiriler de yapılıyor. Özellikle sorular var. O konulara biraz değineceğim. Nedir bunlar? Çaykur malum 9100 ton üzerinde günlük çay mübayağı etti. Ve kapasite üstü bir çay alımı gerçekleştirdi. Ama bugüne kadar aldığı çay bilmiyorum ama geçen yıl birinci sürgünde 288 bin ton yaş yaprak almıştı. Ama bu sene de ona yakın bir çay aldığını düşünüyoruz. Ama Çaykur en son ne zaman? 8.06. Yani bundan 12 gün önce açıklama yaptı. Aslında geçen yıl Çaykur sürekli basına veya müstahsili bilgilendiriyordu. Basını bilgilendiriyordu. Ama bu sene böyle bir yol seçti. Bilmiyorum nedenini. Ve günlük alına mübaya ve bugün işte şu tona ulaştık, şu kadar aldık, bu kadar aldık gibi açıklamalarda bulunuyordu. Bunu bu sene yapmadı. Ve özellikle Muammer abi vatandaşın da iddia ettiği onca sene diyor çay topladık diyor bu kadar rezil olmadık ya diyor. Kendimize çeki düzen verelim diyor. Lütfen millet alım yerlerine rezil oluyor şeklinde. Tabii bunun sebebi kontenjan. Kota tamam. Kota veya diyeceğimiz yok 600 kilo ama bunu doldurmak mümkün değil. Yani kimse doldurmuş. Kim doldurmuş bilmiyorum. Dolduran olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama pek de mümkün görünmüyor bu anlamda. Ama kontenjan 10 kilo, 12 kiloya, 15 kiloya kadar düştü. Sonra 20 kiloya, sonra 40 kiloya kadar çıktı. Tabii kontenjanın 40 kilo olması günlük herkes normalde çayını sattı. Bu normal bir şey. Yani burada kontenjanı eleştirmenin de çok bir anlamı yok. Çünkü randevu sistemde çıktı. Normal her gün çay alındı. Dolayısıyla 9100 ton üzerine çıkması mümkün olmadığı için 40 kiloda da aynı şeyi aldı. Ama her gün aldığı için o rakamı Çaykur buldu. Evet. Muammer abi böyle bir soru var. Soruya nasıl cevap verebilir misin? Veririm. Rezil mi olduk diyor. Söyle okuyun soruyu cevap vereyim. Şöyle size diyor. Onca sene diyor çay toplarım diyor izleyicimiz. Ama diyor bu kadar rezil olmadık ya diyor. Kendimize çeki düze verelim diyor. Millet diyor alım yerlerinde rezil oldu. Alım yerlerinde. Şimdi bakın sen yazdılar. Biz de çayla bırak şimdi bilim adamı olmak çayda mesai vermeyi de ömrümüz bundan geçti. Doğru. Devletin bunlar çekilecek derttir. Alım yerinde kontenjan sıkıntısı olacak. Çünkü bize çayda hasat dönemlerinde ve kısadır der mecbur. Olay o. Yani hepsi 3-4 ay içerisinde sıkışmak mecburiyetindedir. Bu dönemlerde bu 200 bin ton sayı alınacak, mecbur kurulu kapasitede işlenecek ve şey yapılacak yani depolanıp piyasaya arz edilecek. Yani burada çekilecek dertler çok önemli değil. Vatandaşın itiraz etmesi gerektiği konu benim dediğim gibi fiyatlardır. Olmaz bu fiyatlarla çay tarımı. Bu plantasyon sahasında bu fiyatlarla çay tarımı yapamazsın. Olmaz. Gerçi o konuşuldu. Ha. Fiyatlar verildikten sonra çok yani, olumlu veya yani olumsuz tepkiler oldu da. Onu konuşması lazım insanımız. Hani dedi diyor ki işte 190
kaç 290'a düştü, 280'e düştü. Niçin düşüyor? Niçin 320 değil, 340 değil, 360 değil? İşte benim dediğim onu 290'a, 280'e düşüren nedir? İthal edilen kalitesiz, vasıfsız, niteliksiz sayıları elini kolunu sallayarak iç piyasaya girmesidir. Bunu konuşması lazım. Yoksa o alım yeri sileleri bunlar hasat dönemlerinde olması gereken şeylerdiler. Onlar hiç mazeret değildir. Yani. Tabii yani onu çekeceğiz biz. Aynen yani. Dediğin gibi yani kontenjan niye kalkmıyor diyor. Şimdi ben şöyle bir şey Muammer abi. Söyledim ben de üreticiyim. Şey dönem hasat dönemleri sıkışıktır. Bu dönemler içerisinde bu kadar sayı alıp işlemesi lazım. Bunun için de bir üretim planı olacak. Yani siz, mecbur. Aynen siz yıllarca bu çay enstitüsünde laboratuvar ortamında çalıştınız. Evet, çayın kalitelerini, ev safını, her şeyini konuştunuz. Şimdi tabii çayın başlangıcı da bitiş arasında bir ayı açtıktan sonra hakikaten çayın kalitesi düşüyor mu? Şimdi şu var, kalite demekte neyi kastediyoruz sayın yazıcılar? Onu alalım. Çayda kaliteyi bozacak tek nesne vardır. Yani zamanın selüloz miktarının artması. Bu nedir çayda? Bunu hesap edersek, bu şimdi selüloz şudur. Biz kimyada katalizör maddeler deriz. Katalizör maddeler olayın içerisine girer sayın yazıcılar. Fakat olayı etkilemez. Kolaylaştırır. Yani reaksiyonu ne yapar? Kolaylaştırır. Yani reaksiyonun sonuna etki etmez. Bizde şey nedir? Selüloz nedir? Selüloz odundur biliyorsunuz. Yani sadece odun miktarının artması. Ne yapar? Şimdi ben az önce söyledim bu bardak neyle demleniyor? 1 gram sayla. Selülozu yüksek yani o ileri zamanda hasat edilen saydan edilen say var ya buna gelir 0.5 gram kadar gelir yansır bu bardağa. Yani 1 gram 0.05. Yani o zaman neredeyse onun 1/5 ile bu oluyor ama odun olunca selülozu yüksek olursa Fakat bunun tadına bir anormallık yok. Anormallık olmaz mı? Hiçbir tat bozucu. Dedim sana ya. Girer ve çıkar. Sadece ne var? İşletmeci zor durumda bırakar. Doğru. İşletmeci bunu ne yapar? Fabrikaya taşıyor. Pakete sokuyor. Ta tüketiciye kadar taşıyor. Ama kaliteyi öyle afaki bir şekilde bozacak bir özelliği yok sellozun. Çok önemli bir olay değil kalite karakterleri açısından. Çok önemli bir olay değildir. Onun için onu demesinler, şey yapmasınlar, problem yapmasınlar. İşletmeci de, özel sektör de problem yapmasın. Yani çok az bardağa giriyor ve çıkıyor. Evet. Yani evet. Bardağın tadını bozmuyor. Bir gramdan olacağına 1.005 gram girer bunun içerisinde. Ona katkı olmasın. Yeter ki tadı bozmaz diyor. Yok dışarıdan herhangi bir katkı, boya, o karbonat bilmem neler. Ya işte onlar çok kötü. Evet. Sayın yazıcılar onlar çok kötü. Sayın rengi berrak, temiz ve güzel olmalı. Çayda yok tavşan kanı denilen var ya, evet. O en kötü kalite karakteridir yani. Güzel değildir. Güzel renk nedir? Şu çaydır. Güzel gezer madde yok bunun içerisinde. Berrak bir renk, güzel bir renk. Yani bu alımlı bir renk. Bunu gören, ya bu çay güzeldir. Ama diğeri o boyadır ve şey boyası değil, sanayi boyası değil ha. O ileri oksidasyona uğramış çaylar kıpkırmızı renk verir. Ama kalite denen hiçbir şey yok onun içerisinde. Sadece bir renk var. Çayda renk eğer koyu ise aldatıcıdır. Ama böyle güzel, açık, berrak, tatlı bir renk var ise bu alımlı bir renktir. Güzel bir renktir.
Bunu tercih etmeliyiz biz içici olarak. Zaten insanlar bunu bilir ve anlarlar yani. İçtiğimiz çay hakikaten kaliteli çay. İyi akşamlar diyor. Bu sene hemen bir soruyu başka bir soruya geçeyim, okuyayım. Muammer abi. 2400 liraya çay alındı buradan diyor. Rize milletvekilleri herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Çayla ilgili neden konuşmuyorlar? Kaçak çaylar Rize'ye neden geliyor? Çaykur'la ilgili vekillerin açıklamasını bekliyoruz. Eğer bu açıklama yapmıyorlarsa diyor, bu makamı işgal etmesinler. Kimden çekiniyorlar? Neden konuşmuyorlar? Şimdi benim yaş çayımı meclise içen milletvekili niye konuşacak? Rize milletvekili niye konuşmuyor? Bunun açıklamasını istiyoruz diyor. Hayırlı akşamlar. Evet, çayda şimdi, bu kaçaktır. Şimdi hala aklını kaçak çayı. Problem değil diyorum. 20 bin ton civarında bir çay var. Asıl feryat edeceği kısım nedir? İthal edilen çaydır. Evet. Onu hala bizim üreticimiz, insanımız bunu bilmiyor. Hala bilmiyor. Ülkemize ne kadar bu yolla çay giriyor ve benim zararımadır bunu bilmiyor. O kafayı takmış hala kazak çaya. Evet, kazak burada çay... doğru. Ya, bu milletvekillerinin de... Şimdi milletvekilleri nereye gidecek? Alın birilerine sen niye geziyorsun benim kardeşim? Sen siyaset eder misin? Ben sizin bu sorununu çözeceğim. Bu fiyat sorununu çözeceğim. Bu kötü kaliteli çaylar bu ülkeye girmeyecek. Ben bunu muzadiriz... Onu yapacak. Onu yapacak ocusunda yok. Ben öyle zannediyorum. O bu memleketi üst düzeyde yöneticilere bile yoktur. O dayatmadır. Paranın dayatmasıdır. Az önce parayı anlattım. Paranın dostu düşmanı olmaz. Paranın çıkarı var. Bir ülkeye gelmesi için ya güven arar kendisine, güvenilir veya katma değeri yüksek ürün arar. Yoksa pahalı gelir sana. Nasıl gelir? Sigorta alacak paraları. Veyahut da Sri Lanka'dan şu kadar sayı tanıyacaksın der sana. Dayatır sana bunu. Oradan alacağı para ayrıdır onun. Bak ben senin şu kadar sayını Türkiye'ye pazarladım, sattım diyecek. Evet. Şimdi az şeyde önce ne dedim size? Yani kendine yeterli olmayanların muptela olduğu büyük belalardan biri. Meksika dünyanın en iyi, en büyük çay fasulye üreticisi ülkedir. Sayın yazıcılar, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Meksika dünyanın en kaliteli ve en fazla çay üreten ülkesi, fasulye üreten ülkesidir. IMF ne dedi ona biliyor musunuz? Böyle IMF gibi kaç tane kuruluş var? IMF dedi ona ki, tabii ben senin parasal problem yaşıyor. Ben bu sorunu çözerim diyor. Ne yaparsın? Sen şu ülkelerden ayrıca ne yapacaksın? Şu düzeyde şu kadar fasulye alacaksın. Nereden? Şu ülkeden. Ne oldu? Kendi üretici soktu. Bu 10 sene parayı verdi. Tamam mı? Anlaşmam bitti mi? Bitti. Ama fasulye sektörü soktu. Meksika'da fasulye sektörü soktu. Ondan sonra tekrar tesis kurulacak. Sulama imkanları yapacak. Bilmem ne. Yani dünyanın en büyük üreticisi ülkesi İthal eder duruma geldi. Şimdi bizim çayda da mı aynı oyunu? Bizimki de aynı durumdadır şimdi. Bizim bana dayatamazsın. 60 bin ton ileri oksidasyona uğramış çay bana dayatamazsın. İthal edeceğim ama standartını ben koyacağım. Bu standartta çay ithal etmem lazım. Şimdi bizim siyasilerimiz, değerli hemşerilerimiz bunu takip etsinler. Bu 60 bin ton sayın kalite karakterlerini takip etsin. Gidip üreticinin alım yerine gitmesine gerek yok. Orada problem yok zaten. Hiç oldu mu? Olmaz. Bunlar problem değil. Bunları yaşayacağız biz. Hep yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağız. Çünkü vejetasyon dönemi kısa dedim yani. Bunda devletin veyahut oza setonu yapacağı bir şey yok. İyi bir üretim planı yapacak. İşte kotasıdır, kontenjanını koymuş. Bu şeylerde en uygun şekilde sayını alıp işleyecek. Yapacağı başka bir şey yoktu sayın yazıcılar. Evet.
Neyi takip etmesi lazım siyaseti eli? 60 bin ton say buraya niye giriyor da Çaykur'un depolarına 120 bin ton say hasat döneminin başında hemen üretime başlayacak Türkiye. Say üretimine başlayacak 120 bin ton depolara say var. Buna feryat edilmesi lazım. Peki Muammer abi, özel sektöre çay satıyor. Bunu özel öyle sektör ne yapmış? Şimdi onu anlatayım sana ben. O da ne oldu ki? Dışarıdan o ileri oksidasyon say alamadı. Tamam mı? Çaykur'un depolarına var ya say. He. Ya o bir şans özel sektörüsün. İyi bir olay yani. Yani ama biraz ucuza satılıyor eleştirisi de var. Ya şu var yani şimdi. Maliyetleri çok altında. Maliyetlerin altına mı verdiğini? Evet. Onu bilemiyorum. Tabii onu oradan da öyle alıyordu zaten. O ileri oksidasyona uğramış sayların maliyetleri zaten düşük bunlar. O bizim çayımızı da o standartta almaya çalışıyor. O da düşünüyor ki benim depomda çay şaraba benzemez sayın yazıcılar. Çay ne kadar taze ise o kadar kalitelidir. Bu çok önemli. Hmm. Sen şimdi 120 bin tonla girmişsin şeye. Ne olacak? Onu muhafaza etme imkanın da yok. Seninki de ileri oksidasyona uğrayacak. O da kalitesini kaybedecek. O da nereden temin edemedi özel sektör demek ki? Dışarıdan, o çaydan... O şeyden kaynaklandı. Geçen yıl malum çaya zam talep edildi. Devlet kuru çaya zam yapmayınca onlar da dediler ki ya zam yapın. Biz zarar ediyoruz. Vatandaşlar alalım çayı biz de ona göre satalım yani bu fiyatı belirleyip falan. Zam yapmayınca birinci sürgün biliyorsun geçen yıl takip ettiyseniz çok nazlı çay aldılar. Yani almadılar aşağı yukarı. Sonra ikinci sürgünün başında zam gelince bu defa çay aldılar ama ellerinde fazla çay yoktu. Çünkü anlaşmaları vardı o çayı sattılar. Sen yazdılar. Türkiye'de üretilen çay nazlı alınıyorsa başka bir cüz var bunda. Çünkü tüketici talebi var. Demin anlattım onu ben yani. Arkada büyük bir talep var. Nasıl almasın? İnsanlar birbirini saydan kıracaklar, sen say almıyorsun. Olur mu öyle şey? Demek ki bu o sayın, o dışarıda ithal sayın gelmesi için, alınması için büyük bir baskı var. Bu da nedir? Paradır. Başka bir şey değil. Bir izleyicimiz de diyor ki geçen hafta programda çay ihracatınızın az olduğundan bahsediyordunuz diyor. Çay ihracatımızın... İhracatlık sayın yok zaten senin. Evet. O üreticiye şunu diyelim, sizin İhracata ihraç edilecek sayınız yok. O üreticiye onu diyelim, sayın yazıcılar, sizin ihraç et. Çünkü olmayan malın ihracatı olmaz. Yok öyle bir... Yani senin seneler senesi üretim fazlası tüketimin yok. Olsa yani tamam o zaman şey yaparsın yani. Senin sayın sana yetmiyor. Peki bunu dışarıda da pazar aradık uzun yıllar hep. Onlar aldatmacadır. Ülkelere. Onlar hepsi aldatmacadır. Onların hepsi bu zavallı üreticiyi aldatmaktır. Başka bir şey değil. Neyi? Yani i̇şte 36 ülkeyle görüşme yapıldı, o ülkeyle görüşme yapıldı. Bunlara ne kadar çalışacak? Niye arıyorsun biliyor musun? O dedim ya ileri oksidasyona uğramış Said, onun pazarını genişletmek için onu arıyorsun. Bir miktarda dışarıya işte hatır canlı işi acaba satabilir miyim bilmem ne. Veyahut da bağış şeklinde de bunların bir kısmı satıldı zannediyorum. Yani bazı ülkelere mamul çay bahşedildi filan. Öyle bir şey yok yani. Senin çayın yok yani. Senin ihracat çayın yok yani. İhracat çay diyorsan yalan söylüyorsun. Söyledim ben. Onu neyi kastediyorsun? Kaliteden mi yoksa şeyden mi? Gerek yok diyorsun. Zaten iç tüketimde ancak bitiriyor onu. Dışarı çay satmaya yetmiyor gerek yok. Sana, yetmiyor. Pazar aramaya gerek yok. Hayır, 60 bin ton çay ithal ediyorsun sen. Ne ihraç edeceksin? Peki Muammer abi az önce dediniz yani 100 bin ton. Şimdi gerçi bu 50 bin tonlara kadar indi. Yani Çaykur bayağı tüketti. Nedir şimdi? Bak ben o rakamları bilmiyorum. Evet. Ben sadece Sri Lanka'dan 45 bin ton geldiğine bir yere rastladım. Şimdi onu takip etmek lazım. Belki de 100 bin ton. Eğer Çaykur'un 100 bin ton stoğu varsa 100 bin ton
100 bin ton ithal edilmiş demektir o dediğim say. Tamam, ben sadece Sri Lanka'dan bir rakamı gördüm. Yani eğer say kurun 120 bin ton, 100 bin ton stoğu varsa o ileri oksidasyona uğramış saydan 100 bin, 120 bin ton say, belki de daha fazlası bu ülkeye ithal yolla girmiş. Başka bunun izahı yok. Bunu anlatamazsın başka türlü yani. Senin depona nasıl say olur yazıcılar? Senin özel sektöre de olmaz. Yani bunu say kur derken özel sektöre de olmaz. Olmaz böyle bir şey yani. Ya, eşyanın tabiatına aykırı derler ya. Aynen öyle bir olay ya. Yani. Doğru. Evet. Şimdi senin depona 120 bin ton, 100 bin ton say varsa ya sen yönetici değilsin veyahut da kastın var. Kasıtlıdır bu. Yok, kasıt olmaz da. Başka bunun izahı yok. Beceri değil, feryat edeceksin o zaman. Kardeşim al malını. Bu şey var, bayilik sistemi var biliyorsunuz. Bayiler Türkiye genelinde. Ama bizim hala Doğu ve Güneydoğu'da, Türkiye'nin her tarafında bizim çay içilmiyor. Şimdi anladın, bakın, onun için de ben ne diyorum biliyor musun? Bakın, onun için onun da tedbiri var. Ama yine diyorum sana ki biz bu onun tedbiri ne biliyor musun? O bölgeler için ileri oksidasyona uğramış çay yapacaksın. Kendi elinle. Yaptılar. Diyarbakır çayı yapıldı, Gap çayı yapıldı, şimdi, bilmem neler. O ne olacak biliyor musun? Her ay onu, her yıl ondan bir puan artıracaksın. Ne yapacaksın? Bir puan sertleştireceksin yani şey olarak anlatayım. Bu sene bir puan. Bir sene bir puan, bir sene daha bir puan. Aradan 15 yıl geçtikten sonra bir bakıyorsun ki onlar o sayı sevmeyecekler. O dışarıdan gelen sayı. Hmm. Ne yapacak? Bizim ağız tadımıza alışmış olacak onlar. Bizim sayı ise bizim peyderpey bunu çekiyoruz ya, çekiyoruz. Ondan sonra alışıyor o adam, bakıyor ama bunun tersi olursa, benim dediğim gibi bizim özel sektör alıp da o oksidasyon sayını yumuşak sayı katar da bizim o büyük tüketicinin ağız tadını bozarsa, o zaman bizim saydıklara affedersin sihirler gezecek Gürcistan'da olduğu gibi. Sif yolunu çalışan bir mekanizmadır. Ben olsam özel sektörün yerine onu alacağıma O Güneydoğu'ya çay satacaksam bir miktar yumuşak çay yaparım. Ya bu yapılmaz bir şey değil, yapılır yani. Ben geçen yazın Siirt'e gittim bir vesileyle. Uzun yıllar önce orada öğretmenlik de yaptım. Hala baktım, kaçak çay içiliyor. Yani. İşte anlıyorum. Hatta Vali Bey'le görüştüm. Oradaki televizyonda da bir program yaptım. Özellikle Siirt'in bir televizyonunda. Dedim ki yani bizim çayı tüketelim dedim yani bizim çay. Ağız tadını ama o zaman değiştireceksin. Mümkün değil yani, şey yapamıyorsun. Değiştireceksin. O bir senelik iş değil. 15-20 yıllık bir zaman periyodu lazım. Çalışma lazım bu işin üzerine. Evet. Çalışmadan olmaz. Ama yine de diyorum ki 20 bin ton problemimiz değil. Bizim problemimiz 60-70 bin ton yasal yolla sokulan yumuşak ileri oksidasyona uğramış çaylardı. Evet. Problem odur. Ama onun için de o tedbiri alacaksın. Söyledim. Biz yapacağız o sayı, o yumuşak sayı. Oraya her sene bu sayı bir miktar sertleştireceğiz ve 20 senede de ondan sonra bunlar o sayı, o oradaki insanlar o yumuşak sayı içmeyecekler. Diyor ki ya bu sayı değil yani. Hakikaten de değil yani. Evet. Evet. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki Rize milletvekillerimizden diyor Osman Bey, Hayati Bey, virüs döneminde, çay mevsiminde Rize'ye gelmezler diyor. Hangi ilin vekilleri bunlar diyor. Çay mevsiminde tabii ki bu kadar işte kaçak çay konuşuldu. Kaçak mıydı, değil miydi? Biliyorsun bu İkizdere olayında. Tabii o olay sadece ortaya çıkan bir olaydı. O görünen yüzü. Çünkü görünen yüzüydü. Ama tabii ki bu normal yollardan geliyor. Tarım İl Müdürlüğü bu konuda açıklama yapıyor. Diğer şeyler, borsalar falan bir ama. Bir gerçek var. Demin üretim tüketimini anlattık. Bir gerçek var. Türkiye en az 60 bin ton ileri oksidasyona uğramış say ithal ediyor.
Ediyor. Bu bir realitedir. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Aynen. Evet. Aynen o. Aynen. Buna sen ne gerekiyorsa evet. Yazın. Evet. Burada vekillerimiz evet. De bu konu biz üzerinde... ne yapacağız? Bizim sayemizden kaliteli, kalite karakterleri yüksek, fiyatı da yüksek. Onlar bizim sayemize kötü etki etmezler. O zaman bizim sayı tercih edilecek. Eğer fiyatla muzadele varsa bizim sayı tercih edecek. Ya o bizimden iyidir ama ben benimkini içeyim gene diyecek. Bize zararı olmaz o sayılara. Onlar ucuz sayılar değiller. Kaliteli sayılar ucuz sayı değil. Evet. Şimdi sen bana dersin ki dünya piyasasında bizim sayımızın durumu kalite açısından nedir? Fiyatını sorarsın. Ona değinelim mi biraz? Bakın. Değineceğiz de ben şu burada bu sorunun devamında şöyle diyor. Ya diyor Hayati Bey diyor bir dönem diyor bakanlık yaptı diyor. Gümrüklerden sorumlu bakanlık yaptı diyor. O diyor neden müdahale etmiyor? Neden yani bilmiyorum, kaçak çayların veya onu kalitesiz sorsun. Çayların yurda girişlerinde evet, bunların da haberleri varsa neden müdahale etmiyor şeklinde? Bu bir akıl tutulması veyahut da dayatmadır diyorum. Neyin dayatmasıdır? Paranın gücünün dayatmasıdır. Biz ülkemiz yeterli finansmanı yok. Meksika örneğini anlattım size. Meksika örneğini anlattım sayın yazıcılar. Evet. Bize diyorlar Sri Lanka'dan ileri oksidasyona uğramış 60 bin ton çay alacaksın. Veyahut başka biri. O ülkelerden birinde. Kim diyor? Uluslararası para kuruluşlarından birisi hangisidir? Ben paraları ben almıyorum yani. Bilsem IMF olayını size anlattım. Şeyi nasıl çok etti Meksika'nın fasulye üretimini nasıl çok ettiğini anlattım size ben. Adam en iyi, en yüksek fasulye üreticisidir. Sonra tamamen ithal duruma kaldı. Bütün tesislerini, her şeyini kaybetti. Biz de böyle devam ederse, biz de bu güzelim çay, buraya bak 70-80 yıl emek verilmiş, bu tamamen çok edilecek sistem ve Gürcistan'a dönecek olay. Yazık olur yani bizim insanımıza. Çaydan çok güzel günler yaşadık biz. Kimse üretici şikayet etmesin geçmişi. Çok güzel şeyler yaşadık. Ne oldu? Yani Sayın İsmail Turut arkadaşımız, İktisat Fakültesi Dekanı da şey yazdı. Evi çay parası ne tatlı, evi yaptık 4 katlı. Yalın ayak gezen köylü geziyor kravatlı. Bunlar biz yaşadık. Bunlar doğru ama devletin taahhütleri buydu. Ama şimdi devlet taahhütlerine durmadı. 30 yıldır devamlı fiyatlar alabildiğine düşüyor. Bu nereye kadar devam edecek? Nereye kadar bu üretici bu fiyatlara tahammül edecek? Yani yaş yaprağı verilen fiyatı siz eleştiriyorsunuz. Çok kesinlikle çok düşüktür bunlar. Şimdi bak ikinci bir şey diyeyim sana ne? Üretim maliyetleri içerisinde yaş yaprak bedelleri %70 olması lazım. Eğer %69 vermişse devlet bir puan salmıştır üreticiyi. İleri say ülkeleri bunu böyle analiz ediyor. Üretim maliyetleri içerisinde yaş yaprak bedelleri ne olmalı? %70 olmalı diyor. 69 vermişse 1 lirasını üreticinin salmış. Yani her bitkinin bir tabiyeti var yani. Üretim maliyet şeyi var, analizi var. Çay böyle diyorlar. 21 de İşçi ücretleridir. Yani işletme ücretleridir. %10'luk kısmı da işte şeydir, pazarlamadır veyahut da enerjidir, şudur, budur filan böyle. Çayın tabiatı bu. %70'i üreticiye vereceksin. Niye der %70'i? Bir hesaplayalım onu. Hesap edebiliriz onu. Çayın kilosu 30 liraysa 30 lira 5 kilo çaydan 1 kilo olursa en az 5 lira olması lazım ki şey olsun yani dengeli olsun. Çayın en az fiyatı 5 lira olması lazım yani. Öyle bir fiyat yok yani. Öyle bir fiyat olmaz yani. Artvin Borçka'dan Adil Dağ. Adil Bey diyor ki Muratlı Çay Fabrikası'nda çay üreticisiyim diyor.
Senede diyor 40 ton çay veriyorum diyor. Bir ayda çayı bitiremiyoruz. Kaç yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Çay satamıyoruz. Fabrikanın büyütülmesini istiyoruz. Artık bir çözüm bulunması gerekmiyor mu diyor. Şimdi çay fabrikalarının hakikaten eskiden çay fabrikaları çok büyük alanlarda kuruldu değil mi? Yani belki o zamanlar biraz da ucuzdu. Devlet aldı. Hakikaten büyük. Mesela Camidağ Çay Fabrikası'nı iyi bildiğim için biz oraya çay satıyoruz. Hakikaten çok devasa bir yeri var. Boş alanları var. Salarhan'ında keza var. Muradiye'nin var. Ambarlığın var. Veya diğer fabrikalar. Yani 9100 ton işleniyor ya günlük mübayağı. Bunu çay fabrikaları yeniden yapmaktansa bu fabrikaların bünyesinde yine kıvırmasıdır, efendim fırınıdır ve diğer şeylerini biraz daha... Bunların hepsi yapılır. 50'şer ton daha artırsa... Bunlar artırılır. Bunlar çok büyük problemler değiller. Bunlar artırılır. Buna yerine getirilir. Yani en az 15 bin tona çıkar diye düşünüyorum. Ya çıkar olur yani. Veyahut da şu var, daha ilginç tedbirler. Mesela bazı şeyler var, bazı maddeler var. Çaylığını ikiye ayıracaksın sayın yazıcılar. Saykosa kullanacaksın bir kısmına. Bir kimyasaldır, hormondur. Hemen hemen 15-20 gün geciktirecek. Ha, öyle bir şey var mı? Tabii onların hepsi var. Ama bunlar bunun natural yapısını bozar. Bir de erkenci gelen tipler var. Onlarda butik asit, indobutik asit, bitkiyi düzenleyici hormonlar var. Orta yerde de kendiliğinden bırakarsın. Bunlar olur yani. Bunlar yapılacak konulardır. Ama ana problem o değil. Çayda kültürel önlemleri almak için benim dediğim ithal yolla girilen çayın muhakkak bir standarda bağlanması lazım. Yoksa bırakıp çıkalım gidelim yani. Bu çayı beklemeyelim. Çünkü sonu iyi yere gitmiyor böyle. Ama diğer tedbirler yani onları alabiliriz. Onlar bu olay çözüldükten sonra bilim sahadan verir artırmak, daha çeşit çay çeşitleri yapmak, beyaz çay yapmak, ondan sonra yeşil yapmak, yeşil çay alışkanlığını artırmak, bunlar ayrı bir olay. Evet. Ama bunlar makro problem değil. Makro problem odur. Tepede seni tehdit eden, çay tarım ve sanayini tehdit eden olay nedir? İthal edilen, yasal yolla ithal edilen, ileri oksidasyona uğramış çaylardır. Evet. Seni tehlike odur. Ha, onu çözdükten sonra bilim sahadan verimi artırmak için gayret yaparsın. Ondan sonra vejetasyon devresini artırmak için yani erken gelen tipler, gelen tipler hem hormonlarla yaparsın hem de genetik olarak o ocakları bulursun. Mamur abi bu şöyle de oluyor. Yani bugüne kadar o bazı seneler oluyor. Yani aynı anda hasat başlıyor. Aynı günde, aynı anda bir bakıyorsun işte Kemalpaşa'dan ta işte Giresun'a kadar olan kademeli olarak uzanan bölümlerde bakıyoruz. Fakat bazı senelerde çok kademeli geliyor. Yani efendim doğu başlıyor. Evet. Sonra o 10 gün sonra burası iklimsel oluyor. İklimsel faktörler onlar. İklimsel şey oluyor. Şimdi bizim araştırma mühendisliğinde onların hepsi düşünüldü. Yüksek yerlere dedi ki yüksek yerlere geç gelen tip çaylar koyalım. Yani bu çalışmalar hep yapılıyor ve yapılacak yani. Yine de olacak. Mesela yani, bu yüksek kesimlerde organik çay, evet. Mesela Hemşin'de, mesela bizim Andon Karasu'dan yukarısı organik çaylar. Evet. Hatta onlar 3 sezon almıyorlar. 2 İçiye alıyorlar. Şimdi öyle evet. O çalışmalar hep sen yazdı. Onlar hep yapılabilir. O ayrı bir olay. Onlara çalışmalı mıyız? Elbette çalışmalıyız. Bizim mühendislerimiz çalışır. Bunun iyi bir altyapısı var. Bilimsel bir altyapı var. Bunun üzerine her şey kurulur. Ama senin tehdit eden asıl sorundan konuşmuyorsun da yani kısa vejetasyon sistemi içerisinde gördüğün çok küçük şeylerden sızlanıyorsun.
senin büyük bir tehditin var. Sahip ve tarım sanayinin büyük bir tehdit altındadır. O tehditi önce ortadan kaldır. Siyaset eline de ki beni ezdirme de, benim toprağımı peşkeş çekme başkalarına de. Bunu lütfen standartize et, bizim çayımızın standartından üstün çay. Bize getireceksen onu al getir. Bunun haricinde bu ülkeye bir kilogram ileri oksidasyona çay sokup da şey yapamazsın, benim sistemimi çok etme. Bunu hem Çaykur demesi lazım, hem özel sektör demesi. Ve burada o zaman sonuç itibariyle çayın çok kısa süre zarfında kanununu çıkarması lazım. O bahsettiğiniz şeyde, kanuna bağlı olarak maddeler halinde şimdi değerlendirilir. Sen yazdılar. Yani o çay efendim onu fiyat politikasından için, tut, alım politikasından tut bütün. Onu çıkarmak için hepsi. Yüzün ne olacak? Evet. Kendine yeterli ülke olacaksın. Ne konuda? Para konusunda yeterli olacaksın. Dayatılmayacak sana ileri yoksa. Oran bir çaylar. Evet. Yeterli olacaksın yani. Yeterli değilse, evet. Evet. Mamur abi toparlayalım. Yoruldun mu? Konuşalım mı? Hayır, varsa problem söz. Yok, sorular var tabii. Sorular hep birbirine yakın. Yani Çaykur'un alım politikaları, işte özel sektörün alım politikaları. Orada bak ben size şunu söyleyeyim. Çaykur'un alım politikalarında hiçbir anormallık yok. Ben eminim ki kimsenin eline bir gram çay bırakmadı bu zamana kadar. Doğru. Bundan sonra da bırakacağına ben inanmıyorum. Ya sen adam şimdi yani şey... Yani yalandan ya yok, yaygara etmenin bir manası yok yani. Ya yok. Kontajanı da hakikaten şimdi ben baktığım zaman yani vatandaş şöyle de yapıyor. Ya biz de yapıyoruz hem belki de. Ya bekliyoruz. İşte büyük çaycılar bitirsin. Ben çay bekletiyorum. Yahu beklet de bu bir ay beklemez bu çay. Çay duruyor artık, efsafını sertleşiyor, çay özelliğini kaybediyor. Ondan sonra da efendim kontenjan niye uygulanmıyor? Ya ben niye bekliyorsun sen? Zamanında sana haftalık gün vermişler, o gün şimdi içerisinde çayını satacaksın. Ben fabrika bazında işletmelerimizin böyle bir hesap kitap yapmadıklarına inanamam. Kurum da yapmadığına inanamam. Ben doğru. Gerçekten işin doğrusunu söylüyorum. Bu vegetasyon içerisinde hasatın en ince noktasına kadar düşünülerek yaptığına ben inanıyorum. Hem şey özel sektör hem devlet sektörü. Burada ben zannetmiyorum yani. Özel sektör şundan dolayı daha çok eleştiriyor. Yani biraz fırsatçılık yapanlar var Mahmut abi. Yani hasata başlıyor. Atıyorum bugün devletin verdiği fiyat nedir? 3.27. Ama bak şimdi. Ya bakıyorsun 2.700. Yani ama 2. bak şimdi niye dedim onu niye öyle yaptığını söyledim sana ben. Bunu aslında nasıl yapması lazım biliyor musun? Kaç para dedi? 3.40 mı? 3.40 şeydi, desteklemeyle beraber. Say, eğer 3.60'dan, 3.70'den almıyorsa sistemde bir hata var. Nedir o hata? 60 bin geliyoruz aynı yere. Sayın yazdılar. Evet. Onu yapan kurum veyahut başka kimse biri değil. O içeriye sokulan çaydır. Kalitesiz çay. Evet. Kalitesiz çay. Kalitesiz çaydır. Senin fiyatını bitiren, seni kötü duruma düşüren ne Çaykur'dur, ne oza sektördür. O fiyat tabii sana o fiyatı verecek. Çünkü niye? Yani onu düşüren devletin kendisidir. O içeriye soktuğu çaydır. O alternatif olmasa o oza sektör ne yapacak biliyor musun? Aman ben 12. ayda nasılsa bana çay çok lazım olacak. Paketime çay koyacağım. Alacak çayı vatandaştan alabildiğini. Bir de rekabet yapacak. Öteki Çaykur'la rekabet yapacak. Birbiriyle rekabet yapacak ki niye? Yani sene bir sene tüketicisine çay verecek yani. Bir markası vardır. Markasını satabilecek yani.
Değil mi? Öyle değil mi yazdılar yani? Evet. Satacak bir de, dahi. Bir de Muammer ve abi, yukarıdan verecek fiyatı. Nereden 340'ın üzerinden? Altına veriyorsa ortada bir yanlışlık var. Ortada bir yanlışlık var, zulüm var, şey var yani. Şimdi şu iki şeyi de konuşalım da program bitirelim. Mesela her zaman Çaykur'un çayının çok kaliteli olduğu biliniyor zaten. O her tarafta söylüyor. O konuda sıkıntı yok. İyi. Özel sektörün de birçoğunun çayı çok kaliteli. Mesela şu içtiğiniz çay bir özel sektörün çayı. Evet. Nasıldı? İyi, güzel yani. Bir güzel reklamı da var. Ben size şunu söyleyeyim. Çünkü yani sizin damak tadınız farklıdır. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi özel sektörde ben burada programlar yaparken bazı özel firma yetkilileri şunu iddia ediyor. Ve şunu özellikle üzerine durmasını talep ediyor, istiyor. Diyor ki ben kaliteli çay yapmanın peşindeyim diyor. Çok güzel. Bunun mücadelesini veriyorum. Fiyatı da diyor mümkün mertebe diyor aşağı düşünmüyorum. Ödemelerimi muntazaman yapıyorum, düzenli yapıyorum. Ve ürettiğim çayı diyor, kuru çayı da diyor, rahatlıkla diyor pazarını buluyorum diyor. Bana bir sıkıntı çekmiyorum diyor. Ama diyor benim diyor bir başka arkadaşım diyor, çaya diyor işte karbonattır, katkıdır dışarı getiriyor. Ve bunu diyor benim diyor özel sektör denince diyor, beni de lekeliyor diyor. Ben de özel sektörüm diyor ama diyor o onu yapıyor diyor. Gerçi onların birçoğuna tarım bil müdürlükleri veya şeyler müthiş cezalar var. Ceza da veriliyor ama verilecek bunu ya. Bunu niye yapıyor bu özel sektör? Buna ihtiyaç var mı? Buna gerek var mı? Hiç ihtiyaç yoktur. Çayın en güzel zaten şey kendi tadıdır. En güzeli kendi tadıdır. En güzeli çayın kendi rengidir. Kendi öz tabiyeti en güzeli odur. Buna ilaveler yapmakla tüketiciyi tiskindirirsin. Rahatsız edersin, o markayı almaz adam yani. Bu kendi kendine ihanettir. Ama orada yani yine ayak oyunları var. Yani atıyorum fabrikanın adı Ahmet ama pakete giriyor Mehmet. Ya o tabii o ayrı bir olay. Yani ama o zaman tüketiciyi yanıltmaktır bu. Yani üreticiyi yanıltmak kandırma politikasıdır. Evet, ama bir hele şu var şimdi. Yani özel sektör bizim sayemizi hep paketleyip yapıyorsa ben ona kutlarım onu. Yani bana ona diye bir de spotlar yapıyorlar. Ya o alıp katıyorsa o kendi kendine ihanettir dedim onu daha önce size. O kendi kendine hem Türk çaycılığına ihanettir hem de kendi kendine ihanettir. O fabrika sonuna ne olacak? Harabe olacak o. Ona doğru gidiyor evet. Yani. Evet. Son olarak bir de burada yine tartıştığımız bir konu vardır. Çaykur'un fabrikalarında çöp az çıkıyor. Yani çay bir şekilde daha kaliteli işliyor. Çöp olayında özel sektörün fabrikaların arkasına bakıyorsunuz ki böyle dağ gibi efendim çöpler. Sonra o çöplerden insan eskiden dağıtırdılar işte köylere dağıtırdılar. Şimdi dağıtmıyor. O çöpü Eylül ayında yani üçüncü sükün tamamladıktan sonra efendim kıvırmıyor. Efendim tekrar onu fırınlıyor. Tekrar ona bir şeyler yapıyor. Tekrar onu çayına katıyor. Ama onu yapıp da ona bir de boya katanlar var. Yani nasıl olsa bu biraz dediniz ya selülat şey oranı, ağaç oranı yüksek. Boya katması gerekmez. O oksitli çayları katarsa yetiyor ona. Boyaya hiç gerek yok bana sorarsanız. O 60-70 bin ton çay var ya, ondan az bir miktar kendi paketine karıştırsın, sorunu çözer. Ama bu nereye kadar kendisini getirir? O ayrı konu. O son ne? O fabrikanın... Siz eski bir araştırmacı olarak araştırma enstitüsünde görev yaptınız. Bu konuda doktoranızı da tamamladınız. Bu çaylar insan sağlığına olumsuz katkı sağlar mı? Elbette tabii. Elbette tabii. Şimdi az önce şunu dedik. O yabancı çaylarda şey dedik. Bir kere temiz olmadığı muhakkaktır. Bilmiyoruz yani. Temiz değil. İkincisi, bizim çayımız hiçbir haşere ve ilaç
kullanılmıyor. Niye? Vejetasyon devresi küçük olduğu için hiçbir şey yani zararlı bizim seye muhtele olmadı. 70 yıldır ben geziyorum. Bugüne kadar ben çaya sezonu boyunca devamlı bir haşere görmedim bugüne kadar ve bilimiyle de uğraştım. Ama o ülkelerde yıl 12 ay hasat vardır. Yıl 12 ayda o zirai mücadele yapmak mecburiyetindedir adam. Yoksa çay üretemez. Ne yapıyor? İlaç. O böceği öldürmek için ilaçları. Bu bizim son yıllarda bir kelebek olayı vardır. Bu da başladı çayını öz suyunu içmeye veya diğer tarım ürünlerine. O çok büyük bir olay. Siz oradaki olanlar yanında o çok devede kulak derler ya. Evet. Çok küçük bir şey yani. Çok küçük yani. Orada bu olaylar çok büyük. Yani çünkü bizde 6 aylık, 5 aylık vejetasyon orada 12 ay devam ediyor. Onun için o bozek de 13 ay yaşıyor. Bizim o kış sezonunda bizim niye çayımız selülozu yüksektir? Hayatını devam ettirmesi için yani o ona ihtiyaç vardır. Selülozu yüksek tutması lazım. Eğer selülozu yüksek tuttuğu için de bu sefer nedir? Bozek filan o tip zararlılar çaya musallat olamıyorlar. Yani o çok büyük bir avantaj. Selüloz negatif ama negatif olgu ama bir taraftan da o zararlıların çaya muhtele olması bizim çayım için çok büyük aktif şey. Yani demin dedim ya bir 0.5'lik bir bardağa giriyor ama bu ilaç yok. Tertemiz çay. Hem şeyden temiz, temizlik açısından temiz. Hem kimyasalın hiçbiri yok onda. Hem de ileri oksidasyon yok. Bizim yine yok yani. Evet. Yani içilmek için bundan daha güzel çay bulamazsın ya. Yani. En güzel içilecek çay budur. Tad olarak da budur. İtimat olarak da budur. Buna itimat eder içersin. Diğerine itimat edilecek durumda değil. Sri Lanka'dan, Hindistan'dan veya başka bir yerden gelen çay. Yani böyle güven duruyorlarak çay şu var yani içeceksin yani. Çay keyifli veren bir şeydir. İçeceksin yani. Yoksa içemezsin evet, onu yani. Evet. 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 Muammer abi çok teşekkür ediyorum. Evet. Güzel konulara değindiniz. Özellikle çayın üretiminden, tüketiminden, kalitesinden, ithalinden, şimdi, avantajından, dezavantajlarından konuştuk. Bu konuyu, bir başka, ithal çaylar konusunu devamlı işleyin. Ben buradayım, değilim. Yani bizim bütün arkadaşlara da değin. İthal çaylar konusu, buraya gelen beyler, kimler geliyorsa, bir ben çayla iştikal etmiş değilim. Bir sürü insan var. Ne düşünüyorsun ithal çaylarla? Böyle böyle biz buraya barındırdığımız insanlar böyle diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Herkes konuşması lazım bu olayı ki bu olay anlaşılsın. Bu olay siyasetçiler de ele almalı. Şimdi bizim bizim üreticimiz ne diyor Kazakça? Ya evet. Kardeşim Kazak senin belan değil yani. Kazak değil senin. İthal edilen çay senin belandır. Onu bilmiyor adam. Hala bilmiyor. Benim asıl beni yıkan, beni bu duruma düşüren ithal edilen çaylar olduğunu bilmiyor. O hala Kazak olduğunu biliyor. Halbuki hiç ilgisi yok. Oraya 20 bin ton veyahut da biraz daha sıkı yapsan o düşer 10 bin tona yani. O çok büyük bir problem değil 10 bin ton çay. Yani düşürebilirsin onu. Hiç gelmesin. Efendim? Hiç gelmesin. O ayrı konu ama buradan 60 bin ton giriyor. 70 bin ton giriyor elini kolunu sallaya sallaya. Tabii girmesin elbette doğru ama bu hiç girmesin. Evet aynen dediğiniz. Evet. Muammer abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Muammer abi burada aynı zamanda iyi bir yazar olduğu da estağfurullah, belli. Estağfurullah. Şurada hemen göstereyim. Üç tanesi romandır, biri felsefedir. Bayağı güzel kitapları var efendim. Getirmedikleri de var, getirmedikleri var. İnançlar düşünürler ve düşündürdükleri diye baş muallim ve Askoros'un hikayesi evet diye bir kitap. Kendi kültürümüzü işledim o zaman bunlara. Bir günde kitapları konuşalım.
Bir günde kitaplar. Sadece benim kitabımı değil yani. Kitapları konuşalım. Kitapları konuşalım. Siz eğiticisiniz, öğretmensiniz. Evet. Çok güzel olur kitabı konuşmak. İnşallah. Kitap konusunda hazırlık yapalım. Siz konuşun, ben konuşalım. Güzel olur yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Lütfettiniz, bizi çağırdınız. Beraber olduk. Çok güzel yani. Çok sağ olun. Evet. Eksik olmayın. İnşallah programlarımız Allah bize sağlık verdiği sürece İnşallah. Devam edelim. İnşallah. Sevgili izleyenler, Doktor Muammer Sarı Mehmet, Çaykur Eski Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü uzun yıllar yaptı ve kendileri şu anda emekli, kitap yazıyor ve çay konusunda da hala araştırmaları devam ediyor. Kendilerine ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii çay sorunu bitmiyor. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Biz de bu konuların üzerine duracağız. Birinci sürgün sevgili izleyenler bir şekilde tamamlandı. Belki şu son 1-2 gün içerisinde Çaykur da tamamladı, özel sektörü de aldı. Ve inşallah ikinci sürgünde daha şey olacak, daha iyi olacak. İnşallah tabii temennilerimiz, isteklerimiz, arzularımız yerine getirilir. Sıkıntılar bir an evvel giderilir. En azından asgari düzeyde ele alınır. Ben burada tekrar teşekkür ediyorum. Yayında ve yapım demeyi geçen ekip arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrardan görüşmek umuduyla. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.